Evet. Deterjanlarımızla birlikte bir güzel girdik. Şimdi Arzu, planın nedir? Önce onu alalım. Planın ilk önce yukarılara krem sıkacağım. Tamam. Yukarıdan aşağı başlayacağız. Tamam. Evet, haftanın ikinci gün temizliğini başlatıyorum. 3, 2, 1. Bez nasıl sıkılır göstereceğim ve bu bileklerin hakkını vereceğim. Oo, haydi bakalım, iddialı Arzu'nun süresi. Başladı. Başladı, haydi. Çabuk. Önce şu camı açın, bir hava gelsin. Ben merdiven alabilir miyim ama? Çok kokusundan midem bulandı. Ay çok kötü koktu. Mutfakta bir yer gözüme çarptı. Oraya yapacak mı? Çok dikkat edeceğim oraya. Yalnız bileklerinizin de maşallahı var Arzu Hanım. Evet öyledir. Biz Kastamonuların hepsi böyledir. Aa, ben de Kastamonuluyum. Ben de Kastamonuluyum. Ben Cideliyim ama. Ben de Çatal Zeytiniyim ama. Kastamonu'nun kadını güçlü olur Arzu Hanım. Evet öyle oluyor. Suyundan, denizinden, her şeyinden alıyoruz. Bütün gün bağda bahçede tabii geziyorlar ya, o yüzden galiba. Nasıl orası? Çok pis burası. Yağ içinde, yağ, balçık kimin olmuş kelebacım? Çiviler burada çok tehlikeli yalnız. Oo, yumuş yumuş burası. Çiviler var. Buraya yağ sökücüyü bas bas dur. İçinde molozlar var. Hafif hafif ama çok değil, dur. Kadir Bey, hızlı olalım biraz. Tabii hanımım, hemen veriyorum. Mutfak dolabının üst kısımları aşırı derecede yağlıydı. Kalıp kalıp yağ tutmuştu. Özellikle mutfak dolabının üst kısımlarını çok güzel bir şekilde yağ görmeden bekliyorum. Çekemiyorsan beni çatıla geber geber. Çekemiyorsan beni çatıla geber geber. Seni ve sana yaratık hesaplığın yeter. Ah yavaş. Başımıza taş yağıyor. Çivilere dikkat et Arzu. Evet, çiviler çok kötü. Tamam mı? Aldım. Arzu Hanım da dün bana çok sert yorumlarda bulundu. Otel nasıl tutulur? Bugün onda göreceğim. Dün ben tutamamışım. Parmaklarımın ucuyla tutmuşum. Onun bugün avucunun içiyle nasıl tuttuğunu, o yağları söktüğünden anlayacağım. Bayağı da yağlıymış yalnız. Tel ver, krem ver oradan bana. Bayağı yağlı. Onu zaten artık tüm Türkiye gördü. Evet. Ama şu anda nasıl çıkıyor? Teli vurduğun zaman beyazlıyor mu? Beyazlıyor. Maşallah. O kollara da vurduğun zaman zaten daha beyazlamazsa. Bize 5-6 tane tel verin. Bu kadın tel yiyor maşallah. Yağlar yiyor Kadir Bey daha çok. Kombinin üstü berbat. Önce bileklerime sonra tellere güveniyorum. Oh. Vur oynasın tellere. Tellere gelsin dillere. Yeter ki sen razı ol. Ver abi ver. Allah cezanı vermesin. Ölüyor ki uzansın bu tarafa. Canım. Şurası benim ömrümü yedi. Ocağın üstüne gelen yer çıkmak bilmedi. Ocağın üstüne gelenler bizim başımıza geleydi. Garibim ocak. Mutfağın her zerresinde, her bir metrekaresinde yağ var. Motor yağı gibi bir yağ bu. Sonra Kadir evde niye kızartma yaptırmıyor? Bunları gördükten sonra psikolojisi bozulan Kadir evde daha kızartma yapar mı? Ha, öyle bir hataya girişir mi? Küçük tip arkadaşlar, size küçük tip öneriyorum. Balkonda, atmosfere karşı. En kötü uzaya koku gidiyordur. Cam da yağ içinde, evin her zerresinde olduğu gibi. Şimdi önce hafif telle şu yağları bir çıkartıyorum. Şu anda bastırmadan şöyle yüzeysel yüzeysel. Zaten veriyorlar kendilerini dışarıya. Berbat. Arzu Hanım da resmen coştu Kadir. Evet coştum. Tutmayın beni. Kastamonu olarak geliyorum. Haydi dep telleri dep. Depiyorum depiyorum. Sen ne yapıyorsun ya? Zaten zar zor hareket ediyorum. Tornavida verin bana. Daracık alanda, küçücük mutfakta neler yapıyoruz görün. Çektiğimiz çileyi görün. Arkadaşlar, kameramanın dizi girmiş böyle, öbürünün kamerası gözümün içinde. Bir elimde tel, bir elimde bez. Parçaladı. Görün neler çekiyorum. Arzu, dün bana dedin ki teli parmaklarının ucuyla tutuyorsun. Bugün baktım aynı şeyi sen de yapıyordun. Mutfağı anlatmaya kalksanız neler söylerdiniz seyircilerimize Arzu Hanım? Anlatılmaz yaşanır. Aspiratörün üzerindeki dolap nasıldı? Çok berbat. Elim içinde kaldı resmen. Yapıştım. Yapıştırıldım oraya. Evet, bu mutfak anlatılmaz yaşanır. Yağlar kiler Arzu'yla aşınır. Evet, istiyordum. Nezarete gerek yok. Maşallah, maşallah. Nazar değmez inşallah. Amin.
Mutfaktaki kombinin üzeri ocaktan dolayı yağ dolmuş. O yağların tek tek kazınmasını bekliyorum. Çünkü büyük konuşan bir insan. Demek ki dört dörtlük bir temizlik yapan bir insan. Finalde göreceğiz. Kadir, biliyor musun kaçıncı bölümü çekiyoruz? Kaçıncı bölüm bu? Tam 337. bölüm. 337 tane ev mi temizledim ben? 337 klozet, 337 lavabo, 337'den fazla cam, 337 salon yeri sildim, 337'den bilmem kaç tane menfez yıkadım, kaç buzdolabı rafı terledim. Ama benim adım Kadir Ezildi, asla yılmadım. Çünkü temizlik benim işim. Çekilin yoldan. Programın ilk başında ne demiştim? Edirne'den Kars'a, dünyadan Mars'a yıkıyoruz demiştim. İlk bölümde hatırlarsanız ve 337. bölüm oldu. Hala devam ediyoruz. Edirne'den Kars'a, dünyadan Mars'a yıkamaya devam ediyoruz. Arzu çok heyecanlıydı. Temizliğini güzel bulmadım çünkü bir kombiye geçti, bir mutfak dolabına geçti. İşte mutfak dolabının üstünden diğer kapağa geçti. Yani ne yapacağını şaşırdı. Evet, temizliğimiz devam ediyor ama gelin bakalım bu evde sular ne kadar kireçli. Önce onu öğrenelim. Hemen muhteşem çubuğumuzu alıyoruz. Çubuğumuz şu anda gri. Ne kadar pembeleşirse bu evde sular o kadar kireçli demek. Evet, çubuğumuz pembeleşmeye başladı. Kireçler geliyor. Gördüğünüz gibi çubuğumuz pembeleşti. Yani bu evde de sular kireçli. Ne yapacağız? Elimizden geldiği kadar kireci bu evde de söküp atacağız. Haydi buyurun temizliğe. Şu siyah yerler çıkmıyor. Muhakkak telle girmem gerekiyor. Buyurun, telinizi getirdim bile. Telle girdim ama hala inat ediyor. Ben onlardan daha inatım. An itibariyle 1 saat 49 dakikanız geride kaldı Arzu Hanım. Ve ocak sizi biraz oyalayabilir. Evet, o yüzden fazla kalmayacağım orada. Evet, su taşımaktan belim büküldü. Yalnız muslukların da beli bükülmüş. Çünkü kireç nasır gibi gelmiş yapışmış. Kör olasıca. Arzu Hanım, mutfağı yağlı ve kirli bir mutfaktı. Evet ama baktığınız zaman bomboş. Yağ sökücüyü sıkıp direkt telleyip bir bezle alıp hızlı hızlı yapabilirdi. Detaylarda çok fazla boğuldu. Boğulduğu için de diğer tarafları çok merak ediyorum. Evet sayın seyirciler, şu anda leğenin başındayız. Temizlik benim işimde, sıcak gelişmeleri görüyorsunuz. Espriler de havada uçuşuyor. Evet bu an... Evet bu yarışmanın başlığı anlamına geldiği bir sesti. Hazır mısınız hanım? Hazırım. Kastamonu şu anda seni izliyor. Şimdi o bezi bas suya, haydi. Bak, gördünüz mü? Gergef derisi gibi maşallah gırım gırım etti. Etti. Şu bezi bir ger, şöyle bir çarşaf gibi bir enle. Arzu Hanım, yine bileğinizi konuşturdunuz ama sırf o sesi duyalım diye de uğraştınız gibi geldi bana. Aha! Ne alakası var? Bir de sen göster Kadir. Çaktırmadan şov yapmaya uğraştınız ama Arzu Hanım, kabul edin, elleriniz kesildi. Evet, ellerim çok kesildi gerçekten. En sonunda da şey kesti. Hani bir kadar tek tarafı tutmak. Tek tarafı tutuyorsun. Ay ben de öyle şekilde. Ben senin işini kötü demedim ki, o zaten işi yapsın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.